Ben sizi en son gördüğümde, hatırlarsınız belki, bebek bekliyordunuz. Ay, ondan sonra hiç görüşmedik mi? Bayağı bir oldu. Evet. Aa, görüşmüşüzdür ya, öyle mi? Görüşmedik. Çok denk gelmedik. Olabilir, diyelim. Olabilir. Nasılsınız, iyi misiniz? Önce onu sorayım. Ben iyi gördüm sizi. İyiyim çok şükür, her şey yolunda. Çocuklar iyi, biz deyiz. Sağ olun. Annelik nasıl gidiyor diye önce onu mu sorayım size? Annelik güzel gidiyor yani. Anne olmak zaten çok güzel bir duygu. İkisi de artık büyüdü. Okullarına başladılar, işte anaokuluna devam ediyorlar. Keyifli, güzel. Onlarla bol bol vakit geçiriyoruz. Yaz bitti zaten şimdi. Kavga ediyorlar mı? Etmezler. İki erkek çocuğu yani olanlar bilir. Bayağı bir evde şey var. Evet. Atışma var. İki erkek olması da tabii biraz şey değil mi? Evet, biraz orada da galiba biraz hırgür çıkıyor ama büyünce anlaşacak diyorlar bakın. Kıskançlık var mı, oluyor mu bunların arasında? Ya benim küçük çok fena. Laf aramızda küçük biraz yaramaz. Büyük o kadar değil de işte küçük büyüğü şey yapıyor, birazcık azdırıyor. Fena. İsmi neydi? Can. Büyük? Ali Demir. Can peki böyle kıskançlıkta mı yapıyor acaba? Yapıyor. Şimdi abisi bir şey aldım, hemen elinden almak istiyor. O da vermek istemiyor falan. Öyle klasik iki erkek çocuğu kavgası evde. Ben mesela şimdi yolda sizi her gören mutlaka diyordur. İki çocuk annesi ama nasıl bir anne? Yani çünkü bakıyoruz, hiç böyle anne gibi durmuyorsunuz. Gençlik, evet. Size diyorlardı mutlaka. Evet, diyorlar. Avantaj tabii canım. Hani nasıl bu kadar zayıf kaldınız, işte hiç göstermiyorsunuz değil mi? O bir tamamen fiziki bir avantaj diyelim aslında. Evet. Yani şey yapıyor musunuz? Kendi dikkat ediyor musunuz? Dikkat yani spor yapıyorum biraz, mesela yürüyüş yapıyorum bu aralar. Yemek konusunu etmeye çalışıyorum, arada ipin ucu kaçıyor. Yani yemeği sevdiğim için biraz orada sıkıntı var. Belli ama mesela olmuyor. Sporum falan yapıyorum. Hani ya da biraz çok kaçırdıysam dengelemeye çalışıyorum. Öyle. Tabii bu hamilelik sırasında kilolar da alınıyor. Onu nasıl verdiniz hemen? Yani ya bütün annelerin kabusu diyor. Ben ikincisine 28-30 kilo yakın kilo aldım. Ama bir şekilde gidiyor yani. Anneler onu çok soruyor. Yani hiç veremeyecekmişiz gibi diyorlar ama o emzirme süreci, çocuk toparlanınca sen de kendine geliyorsun, hareket derken o bir şekilde gidiyor yani. O kiloyu kafaya takmamak lazım. Disiplin yok, aslında çok gerek yok ya. Lohusalık da almamak gerekiyor. O biraz sıkıntı annelere. Anneler onu bilir. Lohusalıkta süt olsun diye sürekli yediriyorlar anneleri. Evet. Onu yapmadıkları sürece zaten gidiyor kilolar. Eşiniz nasıl yardımcı oluyor size? Valla sağ olsun, çok ilgili bir baba Bedri. Yani çocuklar inanılmaz vakit geçiriyor. Çok güzel vakit ayırıyor. Her dakika onlarla birlikte, yani işten her artan kalanını bize ayırıyor, onları ayırıyor. Onlarla baş başa da vakit geçiriyor. Mesela dışarı çıkıyoruz, onun kucağında yemek yiyorlar. Onunla vakit geçirmek istiyorlar. Gece baba diye ağlıyor. Bizde biraz öyle bir durum var. O yüzden ben çok şanslıyım. Babacılar mı, anneciler mi? Yani işlerine geldiği zaman anneciler ama özellikle küçük inanılmaz babacı. Küçük şu an babacı. Küçük inanılmaz. Kız evlat olsaydı da herhalde babacı mı olacaktı acaba? Bilmiyorum ya, ben çok öyle. Düşünüyor musunuz öyle? Diye ayırmıyorum. Üçüncü bir çocuk. Düşünmüyorum. Tabii Allah hani ne yazdıysa o ama kız evlat diye ayırmıyorum ben çocukları. Yani aslan gibi iki tane oğlum var. Hani bir de bir şey daha, hani Allah hakikaten sağlıklı evlat versin. Peki yeni bir proje, yeni şeyler var mı, onu biraz bahsedelim. Var, konuşuyoruz. Zaten işte dedim, yaz döneminden yeni çıktık. Bir de artık projelerin bir zamanı da yok. Yani sürekli yeni işler giriyor çıkıyor. Bakalım yani, okuyoruz senaryoları, işte dizi, film, duruma göre uygun olan bir projede inşallah karşılaşacağız. Ne tür bir şey istiyorsunuz? Var mı böyle bir şeyiniz? Ben öyle tür olarak ayırmıyorum. Hiçbir zaman ayırmadım. Tamamen benim hep projelerim kısmetli oldu. Hep uzun sürdü. Gene inşallah öyle. Yani şansım beni bulur diye düşünüyorum. Şu an var mı izlediğiniz böyle bir proje falan beğenerek? Bakıyorum, hepsini takip ediyorum yani. Birebir her akşam hepsini takip edemesem de reytinglerini de takip ediyorum. Arkadaşlarımın oynadığı işleri de takip ediyorum. Güzel işler var mı yani? Mesela içinde gelen var mıydı size, yoksa? Vardı. Var mıydı? Vardı. Hangisi? Vardı, yok onu söylemeyeyim şimdi. Vardı. Keşke olsaydın diyorsunuz şu an, var mı? Yani keşke olsaydım değil. O da işte kısmet işi yani. Ben olmadım, başkası oldu. O bir sürpriz. Hani onu çok bilemiyorsun. Merak ettik şimdi ama. Söylemem. Söylemem, yok. Öğreniriz. Yok çok aman keşke şu olsaydı dediğim bir şey yok. Zaten bir şeyler denk gelmiş işte yani. Ya bunu söylemekte o zaman sakınca yok o zaman bence. Yok, söylemeyeceğim. Yani çünkü... Söylemeyeceğim yok. Söylemeyeceğim. Peki tamam. Sır vermiyorsunuz. Peki onun dışında başka bir şeyiniz var mı? Hobiniz falan? Yani ben resim yapıyorum. Şimdi böyle biraz daha işte aslında bu boş vakitte biraz daha kendime yatırım yapmaya başladım hani. dersler alıyorum, biraz daha kendimi geliştiriyorum. Hani ne kadar çocuklarla vakit geçirsem de gene işle ilgili yatırım yapmaya çalışıyorum kendime ki yeni projelerde biliyorsunuz her oyuncunun kendi zaten bir şey katmış olması lazım. Evet. Bu zamanları böyle değerlendiriyorum. Efendim biliyorsunuz Tarık Ünlü'nü kaybettik bu aynı zamanda. Onu bilmiyorum projede yer aldınız mı ama? Ben yok, hiç tanışma fırsatım olmadı. Allah rahmet eylesin. Ama herkes bahsediyor. Bütün böyle hani ortak arkadaşlarım var. Hakikaten çok değerli bir insanmış. Evet. Herkes ondan bahsediyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.